Sevgili izleyiciler, iyi geceler. Yine birlikteyiz, zaman kaybolmazdayız. Geçen haftaki programımızda İran'ın tarihini, Müslümanlığa geçişini, dinini, kültürünü, edebiyatını Profesör İlber Ortaylı bizlere anlatmıştı. Bu hafta bu konuya devam edeceğiz. Ama ilk önce ben İlber Hoca'ya, bu İslam hukuku çok derin bir konu hocam. Hukuk nasıldı İslam'da? Şimdi bakınız, biz burada niçin İslam hukukundan söz edeceğiz, niçin İslam idare sisteminden söz edeceğiz ve niçin acaba bir İslam vakıfları gibi bir konuda söz edeceğiz, bunların üzerinde duralım. Bu doğrudan doğruya İslam toplumlarının temel kurumlarıdır. Yani bunu çok objektif bir gözle baktığın zaman bile görüyorsun. Mesela işte bir gold siheri alalım. Bu inanmış bir Yahudidir. Ama İslam mistiğine, İslam hukuk müesseselerine fevkalade düşkündür. El-Eshar'da talebelik yapacak kadar 19. asırda, düşün o meşakkati. El-Eshar o kadar eski bir üniversite değil mi? El-Eshar çok üzüldü. Bir konuştuk bunu. Fatımiler devrinde kuruldu. Çok ilginç, Şii üniversite olarak kuruldu. Yani Şia İsmail'in Nizari kolunun propagandasını yapan bir yerdi. Ondan sonra Eyyubiler devrinde Sünni bir eğitim kurumu haline dönüştü ve bugüne kadar da dünyada Sünni doktrin, Sünni hukuk ve toplum düzeni anlayışının bir şeyidir biliyorsunuz. Bu bir itikat dediğimiz zaman dini mistik bir itikat değil, yani bir uygulama meselesi, merkezi durumundadır. Şimdi bütün bunlara rağmen bir İslam hukuk sisteminden söz ediyoruz. Çünkü yerli yabancı, bu toplumu tanıyan insanların gözlediği bir şey var. İslam cemiyetlerinde çok şeyler değişmiştir tabii ki. Çok şeylerde bir bel kemiğinden sapmalar vardır. Bid'at dediğimiz uygulamalar vardır. İşin oluruna varacağı vardır. Ama bir tarafıyla da hakikaten o toplumları İslam toplumu yapan bazı temeller vardır. Onlar değişmiyor gibi. Çok enteresan. Onun için üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi burada bir kere şunu belirterek işe girişelim. Şimdi miladi olarak hep miladi düşüneceğiz. Çünkü tarih zamanlama anlayışımız bu. Miladi olarak 10. asra girildiği zaman artık İslam dünyasında başka türlü bir değişmeler var. Hele 11-12'ye geldiği zaman çok üçüncü bir safhaya giriyorsun. O daha da ilginç. 12. asırda İslam dünyasında bir kere artık iki grubun hakimiyeti var. Hangileridir bu? Batıda, Mağrib dediğimiz yerde, yani bugünkü Libya'nın batısında ve Endülüs'te, İspanya'da murabitler var. Yani Kuzey Afrika'nın berberileri ve bir takım böyle dinamik kuvvetler. Bunlar İspanya'ya da sızıyorlar. Batı Afrika'yı da, Mağrib'i de ele geçiriyorlar. Oradaki hükümetleri etkiliyorlar. Bir murabit şeyi var, böyle bir Arap hakimiyeti ama Arap olmayan bir Arap hakimiyeti. Doğuya baktığın zaman yeni bir kavim ortaya çıkıyor. Kim bunlar? Türkler. Yani bunlar İran'a girmişler. İran'da Selçuki Devleti'ni kurmuşlar. Efendime söyleyeyim, Irak'a, bugünkü Irak'a. Adı Irak değil o zaman. Bağdat'a kadar sarkmışlar. Ellerinde Bağdat. Abbasi halifesine dokunmamışlar fakat kendilerini sultan olarak ilan etmiş Selçuklu sultanları. Kalmış. Halife oturuyor, bu Kaiser. Yani çok ilginç bir bağlama. Ve bu içinden kolay çıkılır bir problem değil anlamak bakımından. Biz buranın için Bartolt'u zikretmiştik. Halife ve Sultan makalesini. Yani dünyevi otoriteyi alan bir
şey gibi tarif ediliyor Batı Türkolojisinde yahut Orientalistinde. Yani biri Kaiser, Sezar, öbürü halife, tanrının adamı, papa falan gibi. Doğru değil bu, doğru değil ve çok arzi bir durum. Değişecektir. Fakat şurası bir gerçek. İslam dünyasında Türkler artık hakimdir. Hı. Bu 11. asır için böyledir. Bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Şimdi buraya gelene kadar bizim bir şeyin üzerinde durmamız lazım. Bir ikinci safha var bir de. Alışılmış bir dönem vardı Emeviye. Fevkalade Arap hakimiyeti vardı. Burada dine girenler vardı, İslam dinine süratle artış vardı. Hangi ülkeler bunlar? En başta bugünkü Arap ülkeleri. O gün için Arap değil onlar, Sami ülkeler. Hı. Aramca konuşulan ülkeler. Bölük pörçük adalar halinde Arapça konuşulan ülkeler. Ve Mısır gibi Koptça konuşulan ülkeler. Ve bugünkü Irak'ın işte ortası, Bağdat kesimi, Medain dediğimiz yahut Yunanların işte Sifon dediği bölüm ve İran'ın kendinde Farsça konuşuluyor. Eski Farsça, Pahlevi. Şimdi buralardan sonra bu klasik devir, Arap devri, dört halife devri, büyük bir fütuhat bilhassa Hazreti Ömer devrinde ve oturuyorlar birdenbire bir Arap hakimiyeti yani Kureyşli önderlerin hakimiyeti. Önce bir dört halife devri, bir kavga var. Bu kavga bittikten sonra hepinizin gördüğü gibi dördünün arasındaki bu kavga bitmiyor aslında ama dördü bittikten sonra gene Kureyş'in bir klanı geliyor. Umeyye oğulları, Emeviye. Şimdi bu dönemde Araplık çok hakim. Bir kere dil süratle yayılıyor. Benim fikrim değil, belki başkaları söylerse de o kadar makbul olmayabilir. Ama Araplara çok hayran olmayan fakat Arap dilinin ne olduğunu çok iyi bilen bir oryantalist var. Ki kendi yakın dili de şeydir, İbrancadır değil mi? Hiçbir Sami dilini Arapça ile mukayese bile etmez. Neden? Mükemmeliyet bakımından yani mükemmeliyet bakımından Arapça en mükemmelidir. Hatta böyle George Jacob gibileri vardır ki Yunanca, Latince ile işe başlamışlardır hayatlarında. Onlar o silsireyi de silip atarlar. Yani Arap dili onları epate etmiştir artık. Ne yapmıştır? Tesir etmiştir, büyülemiştir yani. Bu çok yaygındır. Hayatımda Arabistler gördüm ben Batı'da mesela. Arap sevmiyor, hem de hiç sevmiyor. Ama Arap'ın olmuş. Edebiyatını sevmiyor artık, daha ne diyeyim sana. Arap'ın felsefesini bile ciddiye almıyor. Arap politikasıyla falan hiç ilgilenmiyor herif ajan desen. Fakat Arapçaya düşkün böyle matematiksel bir ilgiyle. Mesela fizikçilikten gelme böyle biri vardı, Ambrose. Genç yaşta bu vefat etti. Avusturyalı bir Arabisti. Bütün o doğudaki diller falan hiçbir onun için çekici değil. Türkçe dahil. İnanılmaz bir şekilde diyalektolojisine kadar Arapçaya düşkün. Çünkü o dilde müthiş bir yapılanma görüyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu Arapça bir şekilde istila ediyor. Yani istila ettiği diller de ilk etapta Aramca. Tekrarlamıştık bunu. Tekrar üzerinde duralım. 7. asırda. 7. asırda yani Hazreti Peygamber'in vefatından ve Ebu Bekir'in 2 yıl kadar süren Hazreti Ebu Bekir'in 2 yıl kadar süren hilafetinden sonra Hazreti Ömer ki 8 yıl kadar halife olmuştur. Onun devrinde bu büyük fütuhat esas şeyleriyle, hatlarıyla tamamlanmıştır. Mısır tarafta Amr İbn-i Las, Filistin gene aynı komutan, efendim Suriye, Halid bin Velid, Irak, Arabistan Yarımadası bir araya getirilmişti. Şimdi bu koskocaman sahada bir takım diller var ama sayısız değil. Yani işte Mısır'da Kopça, bu tarafta ne konuşuluyor?
Aramca konuşuluyor. Yani bizim Süryanilerin konuştuğu, kilisede kullandığı dil. Ve Pahlevi tabii. Pahlevi'yi bir yana bırakın, o direniyor, o eski medeniyet. Öbürleri çok kısa zamanda adeta bir veya iki insan kuşağı nesli içinde teslim oldular Arapçaya. Çünkü yakınlar zaten. Ve bir Arabizasyon başladı. Kopça da yavaş yavaş gitmeye başladı. Ama şunu söyleyeyim, daha 10. asırda Mısır'da Hristiyanlık ve Kop dili çok hakim. Çok büyük bir ekseriyet değil. Fakat henüz çok ağırlığı olan bir şey. Bugün bile aslında %10'un üzerindedir. Çok önemli bir azınlıktır. Ve o yüzden ne olur? İhvan-ı Müslim'in bilhassa, değil mi? Fundamental tarafı Müslümanların. Bu grupla ciddi çatışmalar içindedir. Yani Mısır'ın Koplarıyla. Ve o Koplar bütün Mısırlılıklarına, rağmen ve bugün artık Araplaşmalarına rağmen kendilerini hep böyle firavunların ahfadı, onlardan gelen, o dili konuşan, maalesef konuşamıyorlar kiliselerde sırf. Ve dolayısıyla böyle Araplığın da dışında ve bunun tabii pratik sonucu nedir? Kendilerini Batı dünyasına entegre etmeye meraklıdırlar.